cihazlarda telefon ekranını bilgisayara nasıl yansıtacağınızı, ses sorununuzu nasıl çözeceğinizi elimden geldiğince, dilim döndüğünce size anlatmaya çalışacağım. Bunun için bazı aparatlara ihtiyacımız var. Bu aparatların hepsini bir anda kullanmayacağız. Yani hepsinin farklı farklı özellikleri var. Ben size yani yapabileceğiniz şekilleri anlatacağım. Devamında siz nasıl isterseniz o şekilde uygulama yapabilirsiniz. Benim cihazım Type-C girişli olduğu için Mi 10 kullanıyorum ben. Type-C girişli olduğu için ve 3000 metre jack çıkışı olmadığı için ben farklı aparatlar mecbur kullanıyorum. Yani bunlardan bir tanesi kulaklığımı bağlamak için kullandığım Type-C'yi 3000 metre jack girişine dönüştüren aparat. Sonra diğer aparat kullandığım Type-C'ye HDMI adaptörü. Yani bu adaptörde aynı anda hem telefonunuzu şarj edebilirsiniz Type-C girişinden. HDMI çıkışı desteği varsa ki telefonunuzun Xiaomi'lerin %90'da OTG desteği olmadığı için HDMI çıkışını kullanamıyorsunuz. Yani bu desteği vermiyor. Aynı zamanda USB 3.0 bağlantı çıkışı var. Ben bu cihazı kullanıyorum. Onun haricinde USB ses kartı kullanıyorum. Yani ses kartı çok önemli değil. Bunu ses transferi vesaire için kullanacağız. Yani bunu onun için kullanabilirsiniz. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir netlesin. Yani burada gördüğünüz gibi bir tarafı kulaklık, diğer tarafı ses çıkışı. Bu işe yarıyor. Ve ayrıyetten bir tane de AUX kablosu. Yani çok kaliteli bir kablo değil ama iş görür. Bu şekilde bu aparatlarla farklı farklı şekillerle paylaşım yapacağız. Şimdi bize lazım olan bir tane uygulama var. O uygulamanın ismi uygulaması Let's View uygulaması var. Apower Mirror uygulaması var. Ama biz bugün Let's View uygulamasını kullanacağız. Ve şöyle göstermiş olduğum Let's View uygulamasını indiriyoruz. Zaten burada tek dikkat ettiğiniz nokta telefonunuzun ve bilgisayarınızın aynı Wi-Fi ağ üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Aynı Wi-Fi ağ üzerinde olduğunda telefonun ekranını bilgisayara yansıtabiliyorsunuz. Burada direkt zaten Let's View uygulaması benim bilgisayarımda kurulu olduğu için Wavy olarak direkt benim bilgisayarımı buldu. Onu göstereceğim. Devamında OBS Studio'da nasıl ayar yapmamız gerekiyorsa onu göstereceğiz. İlk önce ben basit olandan başlıyorum. Sizin telefonunuzda 3000 metre jack çıkışı varsa şayet onu kullanabilirsiniz. Yani Let's View uygulaması telefonun ekranını yansıtıyor. Ancak telefonunuz ekranını yansıtıyor ancak sesi yansıtmıyor. Ses hala telefondan çıkmaya devam ediyor. Biz de burada 3000 metre jack çıkışıyla burada yani ben adaptör kullanıyorum. Sizin kullanmanıza gerek yok. Eğer ayrıyetten bir jack çıkışı varsa yoksa telefonumuza bağlıyoruz. Kulaklığı da aynı şekilde telefonun çıkışından bu şekilde. Bunda bilgisayarın buradan kulaklık girişi bilgisayarın özellikle burada dikkat etmeniz gereken konu bilgisayarın ses girişine yani mikrofon girişine takmanız gerekiyor. Mikrofon girişine taktıktan sonra ekranı yansıt diyerek her zaman izin ver dedik. Telefon ekranı bilgisayarda yansımaya başladı. Ayrıyetten farklı bir bağlantı yönü söyleyeceğim size. Burada arkadaşlar bu şekilde bağlantı yaptığınızda tek sıkıntı şu oluyor. Sıkıntı da oyun içinde oyun oynarken sizin sesiniz maalesef takım arkadaşlarınızda gitmiyor. Böyle bir sıkıntımız var. Bunu çözmek için de yani ne yazık ki hani 70-80 TL
bareminde bir cihaz. Böyle bir cihaza ihtiyacınız var. Yani bunun sadece Type-C ve USB çıkışı olanlarını da alabilirsiniz. O şekilde olanlar da var. Ben burada Type-C kullanmak için almıştım. Elgato benzeri Game Capture kart diye bir cihaz var. Onu kullanmak için. Onu daha sonraki videoda anlatacağım. Ama sizin ihtiyacınızı görmüyor. O yüzden USB 3 metre USB çıkışı ve Type-C çıkışı olan bir şey alabilirseniz adaptör, ki daha ucuza geleceğini düşünüyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun bağlantısının nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Buradan söktük. Adaptörümüzü bağlıyoruz. Adaptörümüzün USB girişine ses kartının bağlantısını yapıyoruz. Aynı zamanda burada dikkat etmeniz gereken konu şu. Size de göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada bağlantıyı kulaklık çıkışına. Burada kulaklık çıkışına bağladınız. Bilgisayarımızda, şöyle netlesin tekrardan. Bilgisayarımızda mikrofon girişine bağlıyoruz. Bağlantıyı bu şekilde yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra telefonumuzun sesi rahat bir şekilde uygulama sayesinde bilgisayara aktarılmış olacak. Bağlantılarımız bu şekilde arkadaşlar. Telefonla yapabileceklerimiz bunlar. Let's Play uygulamasında Mi yazan bölgeye girdiğinizde burada sağ üstte ayarlar var. Bu ayarlara girebilirsiniz. Burada size tavsiyem Resolution yazan yerdeki ayarı 720p yapmanız. Burada HD, Ultra HD yapabilirsiniz. Yani ben Ultra HD'ye kadar çektim. O telefonunuzun kalitesine göre değişir. Ayar yapabilirsiniz. Burada Mirroring, yani sıtma modunda, Mirroring modda High Quality seçseniz benim telefonum desteklemediği için kabul etmiyor. Siz High Quality seçtiğiniz zaman daha sağlıklı bir yansıma oluyor. Fluency Probity ve Quality Probity, yani kusura bakmayın İngilizcem için. Bunu seçtiğiniz zaman yani kesintisiz akış diyor, kaliteyi bozabiliyor. Quality olanı seçtiğinizde, yani ikinciyi seçtiğinizde quality, burada kalite çok iyi ama kopmalar olabiliyor. En güzeli high quality ama benim telefonum desteklemediği için olmuyor. Diğerlerinde çok yapabileceğiniz bir şey yok. Yalnız burada cast mikrofon audio, bunu kapatmanız lazım. Bunu kapatmazsanız da telefonundaki sesi, mikrofondan aldığı sesi, yani çıkıştaki sesi bilgisayara yansıtır ve çok kötü bir ses veriyor. Bu yüzden bu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu kapattık. Tekrardan geri geldik. Home dedik. Reddit ve bastığımızda tekrardan arama yapıyor. Burada Baby'yi buldu. Şimdi arkadaşlar telefondan yapacaklarımız bu kadar. Bunun devamında geri kalanları bilgisayardan size göstermeye çalışacağım. Şimdi bilgisayara geçelim arkadaşlar. Let's View ayarları. Let's View yazıyoruz. Çıkan ilk site letsview.com. Download, buradan indiriyoruz. Benim indirip kurduğum için herhangi bir şey şimdilik yapmıyorum. Dedikten sonra uygulamayı açıyoruz. SV uygulamasını açtık arkadaşlar. Burada açtıktan sonra telefonumuzla SV uygulamasına giriyoruz. SV uygulaması girdikten sonra bağlan dediğimizde telefonumuzun ekranı bu şekilde Let's View'a bağlanıyoruz. Şimdi başla dedi. Telefonumuzun ekranı gördüğünüz gibi buraya yansıtıldı. PUBG Mobile açalım. Gördüğünüz gibi PUBG Mobile'da ekrana geldi. Oyunumuz açılırken lazım olan
diğer program OBS. Hemen OBS proje sitesine giriyoruz arkadaşlar. Buradan bilgisayarımızın sürümüne göre o 64 bit en üstteki 64 bit, altta 32 bit diğer seçeneklerle indirmemizi buradan yapıyoruz. Burada indirmelerimizi yaptıktan sonra OBS Studio'da burada belli sahneler olduğu için sadece kayıt uygulaması şeklinde bir sahne oluşturdum. Pencere burayı da tekrardan şöyle kaldır diyelim. OBS Studio'da ekleye tıklıyoruz. Burada pencere yakalamaya tıklıyoruz. Telefon diyelim. Telefon ekranı dedim. Açtık. Zaten direkt Let's View uygulamasını burada gördü. Görmedi. İkinci Let's View'yi seçebilirsiniz. Bu bazen geçmeyebiliyor. Seçtik. Telefonumuz şu an OBS'i yansıtılıyor. Bu şekilde Let's View yazılarını vesaire kaldırıyoruz. Tam ortalamak için yapmamız gereken şu dönüştür. Ekrana genişle dediğimizde ekrana sığdırır. Yalnız bu şekilde olduğu zaman karakter çok uzanmış gözüküyor. Yapmanızı tavsiye ettiğim şey şu. Alt planda şurada şu kalan bölgede, altta kalan boşluk bölgeye herhangi bir resim olur, sosyal medya hesaplarınız olur, onları aktarmanız ve vermeniz. Bu şekilde yaptığınız zaman verdiğinizde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bunu da bu şekilde çözmüş olursunuz. Ondan sonra yapacağımız ikinci şey, telefonun şu an oyunda ses var. Hemen buradan bir moda girelim. Eğitim moduna girelim. Direkt zaten anlık yansıtabiliyor. Yani diğer uygulamalardan farkı DSV'yi çok hızlı yansıtması ve arada lag problemi ortadan kaldırması. Telefonumuzu ekranı güzel bir şekilde yansıttık. Şimdi ikinci yapacağımız parça ses eklemek. Ekleye tıkladık. Ses, burada dikkat etmeniz gereken biz telefondan kulaklık çıkışı bilgisayara mouse kablosunun ses girişine bağladık. Yani mikrofon girişine. Telefon sesi olarak buraya yansıttım. Varsayılan değil, benim taktığım AUX girişinin ismi Mikrofon Realtek High Definition Audio. Tamam dedik. Burada sesi de ilettik. Eğitim sahasına geçelim. Yalnız burada telefon sesi geldikten sonra hiçbir şey duymayacaksınız. Burada sağ tıklıyorsunuz, gelişmiş ses özellikleri diyorsunuz arkadaşlar. Telefon sesinden ekran ve çıkış dedikten sonra telefonumuzun sesi gördüğünüz gibi buraya geldi. Yani şuradan bir silah alalım. Şöyle bir deneme yapalım. Gördünüz. Ses gayet net. Güzel bir şekilde hem telefonumuzu yansıttık hem de artık şimdi şu an yayına hazırsınız arkadaşlar. Burada bazen şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Lag olabiliyor. Telefonunuz mesela benim telefonum gibi grafikler eğer 90 FPS'i destekliyorsa şayet burada size tavsiyem aşırı da yani 60 FPS'de kullanmanız lazım. Program şu an için 90 FPS'i desteklemiyor. Görüntü laglardan kurtulmuş olursunuz. Kırılmalardan. Gibi. Silahımızı aldık. Sesi yansıttık. Elimizde oyunda nasıl yansıtabileceğiniz, yani bu sadece PUBG Mobile için değil, diğer oyunlarda da yansıtabilirsiniz. Yapmanız gereken diğer bir husus arkadaşlar, ben ilk başta sesi çok bozuk alıyordum. Yani burada sesde acayip bir sıkıntı vardı. Buradan tavsiye hoparlör, ben Windows 10 kullanıyorum, ses efektlerine giriyorum burada. Ses efektlerinden kayıt kısmına geldim. Kayıttan yürüt kısmına gelip buradan hoparlörünüzü buluyorsunuz. Varsayılan hoparlör. Özelliklere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Düzeylerde eğer şu
mikrofon sesiniz açıksa şayet, bu mikrofon sesini kapa diyorsunuz. Burada gelişmişe tıklayıp en üst kaliteyi seçiyorsunuz. Bilgisayarınızın desteklediği. Uzanımsal ses kapalı. Sound alayım. Basit ve basit. Burada benim yaptığım ayarları yapabilirsiniz. Bu ayar zaten sizin sesi açık kapattığınızda çıkan ayar. Bunu otomatik zaten kendisi ayarlıyor. Çok önemli değil. Bu şekilde yaptıktan sonra ses konusunda bir sıkıntı yaşamayacaksınız arkadaşlar. Diğer videoda Windows iPad'in ekranı nasıl yansıttı ve ayrıca size güzel bir sürprizim var. Yani Game Capture Card, yani Elgato olmadan nasıl yapacağınızı, sesi vesaire nasıl aktaracağınızı çok rahat bir şekilde onu göstereceğim. Android dediğim gibi bu şekilde meşakkatli bir işti. Android'in farklı yöntemlerini tekrar sizlere karşınıza geleceğim arkadaşlar. Sorunuz olursa, yardımcı olabileceğim konular olursa yine sormaktan çekinmeyin. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım.